Sinüzitten de biraz bahsedelim. Sinüzitin nedenleri nedir? Yani bu çözülebilecek bilimsel yollarla tabii ki belli başlı tetkiklerden geçerek çözülebiliyor ama bitkisel yollarla nasıl çözümlenebilir? Ha, çok güzel. Bu pelargonium Afrika eteri dedim ya, bronşit, faranjit, sinüzit. Evet. Yani yukarı nefes normali, aşağı nefes normali, her işitte geçerli. Şimdi bronşlar bu çene boşluğu, burun boşluğu ve alın boşluğunda üçündeki boşluğa da toplam sinüs denir. Sinüslerde nefes mesela aynı şekilde tüysüz hücreler var. Bu tüysüz hücrelerin üzeri mukosla kaplı. Böyle yapışkan, sıvı, sümük. Nefesi aldık. Burunla nefes alırsak buradan hemen havanın içerisindeki tüy, kıl, toz tüysüz hücrelere yapışır. Akciğerlere gitmez. Filtre gibi. Kendine bağlar. Sinüsler bir filtre gibidir. Bir, havayı ısıtır. Havaya nemlendirir. İki, havadaki toz, efendim, kıl, tüy, mikrop varsa öldürür. Bir insanın burnu ortalama günde bir bardak sümük salgılar. Yani eğer burnu akmıyorsa normal olarak, hiçbir problemi yoksa, yani burnu akıyorsa daha çok salgılar. Ayrı mesele. Sürekli bu nedenle kişi sürekli nefes alırken ağzından nefes almamalı. Ağızdan alınan nefes direkt akciğere gittiği için havanın içindeki kıl, tüy, toz, mikrop, bakteri, virüs ne varsa direkt akciğere gider. Ve sinüslerde havada bir ayar yapılmadığı için nem, sıcaklık ayar yapılmadığı için direkt akciğere giden hava akciğerlerin iltihaplanmasına sebep olabilir. Tahriş olmasına, tahrip olmasına, hassaslaşmasına sebep olabilir. Bu nedenle ağız yoluyla nefes mecbur kalmadıkça almak iyi değildir. Işın tedavisiyle sinüzitin giderilebildiği söyleniyor ama bu daha sonra tekrar nüksediyor. Yani bitkisel yollarla bu tamamen yok edilebilir mi? Tabii. Frankfurt'ta bir hanımefendi Maria diye Hırvatistanlı. Üç defa ameliyat olmuş bu konkav. İçeride böyle Evet. ameliyat olmuş kemiklerini aldırmışlar. Demişler ki bu kemik dar, şu demek kemik geniş, şurada şu var, burada bu var, eğridir, almışlar parça parça parça. Yine de kadıncağızın sürekli burnu akıyor, bir akıntı var, bir iltihap var, sürekli balgam atıyor, sürekli iltihaplanıyor, burun delikleri tıkanıyor. Dördüncü defa tekrar ameliyata gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor. Durmadan ameliyat. Dedim, problem yok. İkide bir ameliyat, ikide bir ameliyat ne oluyor? Yani lüzumsuz değil, hiçbir organ lüzumsuz değil. Mukosa hassaslaşmışsa, tahriş olmuşsa burada Afrika eteri var, kekik var, duvar sarmaşı var, şuka çiçeği var. Yani birçok bitki var doğada. Alıp Evet. kullanacaksın ve kurtulacaksın. Evet.